Merhabalar çocuklar, yine bir hikaye saatiyle birlikteyiz. Bugün sizlere Tombik Fare ile Karınca adlı kitabı okuyacağım. Kitabımıza geçmeden önce günlerimizi, aylarımızı bir tekrar etmek istiyorum sizlerle. Biliyorsunuz haftada tam 7 günümüz vardı. İsterseniz hep birlikte sayalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazardı, değil mi çocuklar? Hafta sonu hangi günlerdi? Cumartesi ve pazardı. Evet. Yılda kaç ayımız vardı? Tam 12 ayımız vardı, değil mi? Hep birlikte sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Evet çocuklar, bizler biliyorsunuz artık yeni bir ayın içerisine girdik. Artık Haziran ayındayız. Yılda kaç mevsim vardı? Tam 4 tane mevsimimiz vardı, değil mi çocuklar? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Artık bizler yavaş yavaş yaz mevsimine giriş yaptık. Son bir sorum daha olacak. Bizler hangi yıldayız? Evet, 2020 yılındayız. Hepiniz cevaplarınızı verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kitabımıza, hikaye saatimize geçelim. Kitabımızın adını tekrar söyleyeyim. Tombik Fare ile Karınca kitabımızın adı. Bir gün tombik fare deliğinden çıktı. Ormana gezmeye gitti. Yemyeşil ve ağaçlarla dolu bir ormana. Ormandaki ağaçlar kocamandı. Tombik fare ağaçları görünce çok şaşırdı. Ormanın havası çok temizdi. Tombik fare ormana varır varmaz gezmeye başladı. Kocaman ağaçların arasından geçti. Gördüğü hayvanlarla konuşup sohbet etti. Oksijeni bol ormanda gezmek tombik farenin hoşuna gitmişti. "Oh!" diyerek derin bir nefes alıp temiz havada gezmek eğlenceli oluyormuş dedi. Mutluluktan şarkılar söyleyerek uzun süre gezdi. Hava çok sıcaktı. Sıcaktan bunalan tombik fare gözüne kestirdiği büyük bir ağacın gölgesine uzandı. Tam bu sırada "İmdat! Yardım edin!" diye bir ses duydu. Tombik fare sesin nereden geldiğini merak etti. Etrafına bakındı ama kimseleri göremedi. "Herhalde birilerinin başı fena halde dertte," dedi. Bana ne canım başkalarından? Zaten kimsenin yardımına koşacak durumda değilim," diyerek yattığı yerden kalkmadı. "İmdat!" diye bağıran kişi hala yardım istiyordu. Yardım çığlıkları bir türlü kesilmiyordu. Tombik fare seslerin yakından geldiğini fark etti. Tehlikede olduğunu düşünerek korkmaya başladı. "İmdat! İmdat! Çabuk ol! Kalk üzerimden!" diye bir ses daha duydu. Tombik farenin korkusu daha da çok arttı. Korkutan titremeye başladı. Ama yattığı yerden kalkmaya da hiç niyeti yoktu. O sırada "Oy anam!" diye bağırarak birden bire yerinden fırladı. "Kuyruğum, kuyruğum, birileri kuyruğumu ısırdı. Kuyruğum çok acıyor," diyerek bağırıyordu. Kuyruğunu ısırılan tombik farenin canı çok yanmıştı. Durmadan kuyruğunu tutuyordu. Bir süre acılar içinde kıvranarak ağacın etrafında dolaştı. Kendi kendine "Kim yaptı bu hainliği?" diye söylenip duruyordu. Tombik fare etrafında kimseleri göremedi. Kuyruğunu kimin ısırdığını bir türlü anlayamadı. Korkudan ne yapacağını şaşırdı. Hızla ağaca tırmandı. Ağaçta beklemeye başladı. Fakat ne gelen var ne de giden. Deliğinden çıktığına çıkacağına pişman olmuştu. "Ah benim akılsız kafam, ne işim var böyle tehlikeli yerlerde?" diye kendi kendine kızdı. "Neyse, ağacın tepesinde güvende sayılırım. Buradayken kimseler bana zarar veremez," dedi. Tombik fare ağaçta beklemekten çok yoruldu. Başı döndü, dengesini kaybetti. Tam düşecekken küçük bir dala tutundu. Düşmekten son anda kurtuldu. O sırada bir kahkaha sesi duydu. "Ah ah ah ah, gördün mü? Az kalsın düşüyordun. Korktuğun için çıktın ağaca, değil mi?" Tombik fare, "Madem korkmuyorsun, yanıma gel," dedi. "Seni göremiyorum." Karınca korkarak
Korkak olan sensin diye bağırdı. Korktuğun için ağaca çıktın. Benden korkmana gerek yok. Ağaçtan in. Seninle hem konuşalım hem de tanışalım dedi. Tombik fare karıncaya önce inanmak istemedi. Karınca ağaçtan inmesi için Tombik'i en sonunda ikna etti. Karıncayı görünce bağırmaya başladı. Seni hain seni. Hem benden sana zarar gelmez diyordun. Hem de kuyruğumu ısırdın. Neden kuyruğumu ısırdın? Canımı acıttın. Kuyruğum hala acıyor dedi. Tombik farenin sözlerini duyan karınca birden öfkelendi. Hem suçlusun hem de güçlüsün. Nereye oturduğuna bakmadın bile. Üzerime oturdun. Az kalsın beni ezecektin. Üzerimden kalk diye bağırdım ama duymadın. Canımı kurtarmak için kuyruğunu ısırdım. Niyetim sana zarar vermek değildi dedi. Tombik fare ne diyeceğini şaşırdı. Yaptığından utandı. Başını öne eğdi. Haklısın karınca kardeş. Ben biraz bencil davrandım galiba. Keyfimi bozmak istemediğim doğru. Şimdi çok utanıyorum dedi. Tombik fare karıncanın sırtını okşadı ve karıncadan canını acıttığı için özür diledi. Böylece Tombik fare ile karınca arkadaş oldu. İki arkadaş ormanda sık sık buluşup oyunlar oynadılar. Birlikte çok güzel vakitler geçirdiler. Evet çocuklar, bugünlük hikayemizin sonuna geldik. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.